Merhabalar, ben Oğuz. Bugün büyük bir ihtimalle son anime videosuyla karşınızdayım. Fark edeceğiniz üzere kanalın izlenmesiyle abone oranları baya bir farklı ve bu farkı da baya araştırdık ettik falan. En son çözüm olarak da içeriği değiştirmekte bulduk. Bu animelerle ilgili son videomu da en sevdiğim yapım olan Yüzüklerin Efendisi'nin animesiyle bitirmek istedim. Fark edeceğiniz üzere uzun bir süredir video da atmıyorum çünkü içerik arıyorum sürekli ne tür şeyler yapabilirim falan diye. Daha tam kafamda bir şeyler oturmadı ama güzel bir şeyler yapmaya çalışacağım. Yine izlenmelik şeyler olacak diye düşünüyorum. Ama içeriği henüz belirleyemediğim için herhangi bir video yapamıyorum. İnşallah güzel bir şeyler bulduğum zaman de güzel videolar da gelecek. Başlamadan önce yorum yapıp beğenirseniz benim için çok değerli olur. Teşekkür ederim şimdiden destekleriniz için. İyi seyirler. Bunu birçok videomda dile getirdim. Hani eskilerde böyle hakim olanlar varsa bilirler. Ben Yüzüklerin Efendisi serisini çok seviyorum. Kitapları neredeyse senede bir kere okuyorum. Hani dünyaya falan da bayağı hakimim ve bu yapımın animesinin gelmesi beni gerçekten çok sevindirdi. Saçma salak diziler çekeceklerine böyle güzel hikayeli olan şeyler çekerlerse bence daha güzel olur ki yapım güzel olacak. Neden güzel olacak diyorum, bunu ileride anlayacaksınız. The War of the Rohirrim, anlayacağınız üzere Rohirrim yani Rohan tarafında geçen bir hikaye. Rohan'ın geçmişini izleyeceğiz. Yapımdan sadece birkaç tane görsel yayınlandı. Aslında yapım daha erken çıkacaktı. Ben çıktıktan sonra video yaparım falan diye düşünüyordum. Ertelenince artık videosunu çekeyim diye düşündüm. Bayağıdır planlarım arasında vardı. Sadece tasarım aşamasındaydı. Şimdi işte videoya döküyoruz. Aslında bu yapımın omuzlarında büyük bir yük var. Neden? Çünkü Amazon güzel bir yapım çıkartacağız diye bir dizi çıkarttı. Bu dizi hayatımda izlediğim en kötü dizilerden bir tanesiydi. Demek ki fazla para akıtınca çok güzel olmuyormuş. Senaryo bir yerden sonra en büyük etkenlerden bir tanesiymiş, bunu anladık. Sadece senaryo değil, bir sürü yanlış seçimler vardı. Oyuncu seçenekleri, müzikler, senaryo falan hepsi birleşince gerçekten izlenmeye değer bir yapım değil diye ben kanaat getiriyorum. Ki bu fikrimde tek başıma da değilim. Birçok eleştiren kişi de aynı yorumu yaptı. Bu yapımdan da büyük umutlar bekliyoruz. Bu yapım güzel olursa hani bir umut kaybı falan olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü bundan sonra bir sürü yapım gelecek bununla ilgili. Ben buna inanıyorum, yani böyle almayacak. Gelen yapımlarda çok büyük bir örnek olacak diye ümit ediyorum. Şimdi hikayenin detayıyla ilgili bildiklerimize bir bakalım. 2741'de Rohan Kralı olarak taç giyen Helm Hammerhand'in hikayesini anlatacak bu yapım. Bu yapımda bir nevi Sauron'a karşı bir savaş olacak. Yani doğrudan Sauron olmayacak yapımda ama Dunlendingler vardı. Hani Yüzüklerin Efendisi'ni izleyenler bunu bilirler. Saruman'a böyle destek veriyorlardı bazı insanlar. İşte o insanların atalarıyla savaşacaklar. Dunlendinglerin kralı olan Freka, oğlu Wulf'u Helm'in kızıyla evlendirmesini talep ediyor. Ama bu böyle nacizane bir isteyiş değil, burada tehditler falan var. Helm de bu tehditlere karşı çok sinirleniyor ve Freka'yı çıplak yumruklarıyla öldürene kadar dövüyor. Bundan sonra da klanlar arası savaş başlıyor. Helm'in kuvvetleri daha sonra bir kaleye çekiliyorlar. Bu kalenin ismi de onun onuruna Helm's Deep olarak adlandırılıyor. Yüzüklerin Efendisi'nde Miğferdibi Kalesi olarak görmüştük burayı. İki kulenin savaş sahneleri, kale savaş sahneleri daha doğrusu burada çekilmişti. Bana soracak olursanız da en iyi kale savaş sahnesi de burasıydı. Yani birçok yapımcı belki farklısını söyleyebilir ama daha üstü yoktu bence. Benim sevdiğim iki tane savaş sahnesi var. Hani bunu Game of Thrones'ta falan demişlerdi, işte onları da geçeceğiz falan diye iki tane referans var. İkisi de Yüzüklerin Efendisi'nden. Bir tanesi Helm's Deep savaşıydı. Kale savaşlarının en güzel örneği. Diğeri de Gondor'da bulunan bayır savaşıydı. Bu savaşta açık alanda yapılan en büyük savaşlardan, en güzel savaşlardan bir tanesiydi. Bunun üstü daha fazla çekilemedi. Ki bence çekilemeyecek gibi de gözüküyor. Peter Jackson burada gerçekten hani efsaneliğini konuşturmuş. Neyse, biz yapıma geri dönecek olursak Hammerhand kuşatma sırasında ölüyor bu kalede ama halkı hayatta kalıyor. Hammerhand'in yeğeni olan ve halefi olan Ralph Lerar sonunda düşmanları geri püskürtüyor ve zafer kazanıyor. Şubat 2022'ye yayınlanan konsept çizime göre Rohan'ın başkenti olan Edoras'a bu dev filler vardı hatırlarsanız. Sem'in böyle büyülenmediği filler. O filler gibi yaratıklar saldırıyor. Bütün bunlar olurken de Hammerhand Miğfer dibinde sıkışıp kalmış gözüküyor. Filmin güzel olacağını düşünmemin sebeplerinden bir tanesi bu konsept çizimdeki yer alan yaratıklar Peter Jackson'ın sinemaya yansıttığı yaratıklarla neredeyse birebir. Benziyorlar yani, neredeyse birebir demeyeyim de. Peter Jackson her ne kadar yapımda olmasa da filmin onun üçlemesiyle aynı devamlıkta geçmesi düşünülüyor. Görsellerden biz bunu anlıyoruz. Bu devamlılık da benim için çok önemli çünkü Peter Jackson Yüzüklerin Efendisi'ni çok güzel sinemaya yansıtmıştı. Onun ayak izlerinden devam ederlerse gerçekten büyük bir başarı elde ederler. Ama güzel olacağını düşünmemin sebeplerinden en büyüğü bu değil. Bu konuya gelecek olursak da filmi uyarlayan, senaryosunu yapan kişiler arasında Philippa Boyens var. Yürütücü yapımcılığı üstleniyor bu yapımda ve bu kadın You Shall Not Pass repliğini bulan kişi. Bu efsane repliği bizimle kavuşturan kişi buydu. You shall not
Hard Pass! Kadının kendisine çok güzel bir taklitçi diyor. Hani bunu aşağılamak için falan söylemiyorum. Yanlış olmasın burada. Kendisi bu şekilde nitelendiriliyor. Çünkü kadın var olan bir şeyi çok güzel bir şekilde hani akılda kalıcı olacak şeylere dönüştürebiliyor. Senaryoda Jeffrey Edis, Will Matthew, P.B. Gittin, R.T. Bunun soy ismi çok zor söyleyemiyorum. Yani böyle bir senaryo ekibi var. Bu diğer isimlere ziyade Philippa benim için daha da önemli. Çünkü kadın gerçekten Yüzüklerin Efendisi'nde bir efsaneler yaratmıştı. Yönetmen koltuğunda Blade Runner, Black Lotus, Star Wars Vision gibi animasyon dizilerini yöneten Japon anime yönetmeni Kenji Kamiyama var. Seslendirme kadrosunda yer alacak isimlerin çoğu 2022 yılında da açıklanmıştı. Önemli rollerin hepsi için kadro tamamlandı ama bazı ünlü isimler açıklanmadı. Succession dizisinde yer alan usta oyuncu Brian Cox, Rohan Kralı Helm Hammerhand'i seslendirecek. Bu adamın ismi de bayağı şey böyle Helm Hammerhand. Yüzüklerin Efendisi'nde bir karakter vardı Rohan'da bildiğiniz üzere Eowyn. Eowyn karakteri bu filmde hikayeyi anlatacak kişi olacak. Eowyn de yine Miranda Otto seslendirecek. Helms'in kızı Hera'yı Emma Thompson ve Greg Wise'ın kızı olan Gay Wise seslendirecek. Düşman lideri olan Wolf'u Luke Pasqualino seslendirecek. Helm'in yeğeni ve varisi olan Frey Life'ı da Laurence Ubong Williams seslendirecek. Yayınlanan görsellerde şöyle güzel şeyler var. Biraz önce de söylediğim gibi Peter Jackson'ın sevilen üçlemesinden ögeler içeriyor. Buna örnek verecek olursak Hera'nın elindeki Rohirrim kılıcının kabzasının tasarımı Jackson'ın filmlerindekiyle hemen hemen aynı. Lord of the Rings War of the Rohirrim 3. çağın 2758 yılı civarında geçiyor. Yüzüklerin Efendisi olayları ise 3018'de başlıyordu. Yani bu izleyeceğimiz animasyon filmiyle Peter Jackson ikonik üçleme arasında 250 yıl falan var. Rohirrim Savaşı döneminde Sauron hala Dolguldur'da iyileşme sürecinde ve Karanlık Lord'un etkisi Orta Dünya'nın her yerinde hala hissedilse de henüz kendisini açıkça ilan etmiyor burada. Kardeşliğin çoğu henüz doğmadı ancak bu çağlardaki karakterler arasında Gandalf, Galadriel, Elrond, Legolas ve Saruman yer alacak. Yapımda gösterecekler mi bunu bilmiyorum. Gösterirlerse güzel olur ama büyük bir ihtimalle bu karakterleri görmeyeceğiz çünkü Rohan temalı bir yapım olacağı için göreceğimiz karakterler de genellikle elf kökenli olduğu için belki Gandalf'ı görürsek görürüz ama ötesini görmeyeceğiz. Bu filmi güzel yapan detaylardan bir tanesi de sadece hayranlar için yapılacak olması değil. Tabii ki hayranlar böyle büyük bir heyecanla bekliyorlar bu yapımı. Yapım, teknik ekip, senaristler falan olsun böyle kaliteli olacak gibi gözüküyor. Bu kalite de gerçekten kendisine çekecek bir şeyler. Yani bu evrenin içine birçok yabancı kişi de girecek. Ki bence Yüzüklerin Efendisi'ne hakim olmayan çok az insan vardı. Tabii ki sevk meselesi bu ama birçok kişinin seveceğini düşünüyorum ben bu yapımı. Yapımda hani bu hikaye hakim olanların seveceği şey Miğfer Dibi'nin bize tarihçesini anlatacak olması. Oraya neden Helm's Deep deniyor, Helm's Deep'te neler yaşanmış falan biz bunları göreceğiz de ben bu tür şeyleri çok seviyorum. İnşallah güzel bir şekilde yansıtırlar da güzel bir şeyler izleriz ve bazı saçma salak yapımlara ziyade böyle eğlenerek, gülerek bir video yapabilirim bununla ilgili yapım çıktıktan sonra da. Video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Desteklerinizi esirgemeyin. Bir sonraki içeriğe kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.